Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Değerli kardeşlerimiz, Aile Bağları programına hoş geldiniz. Yüce Rabbimden aile saadetinizin daim olmasını diliyor. Yüce Rabbimden aile saadetinizin dünya ve ahiret saadetinize vesile olmasını diliyorum değerli kardeşlerimiz. Aile Bağları programının bu haftaki bölümünde bizim kılavuzumuz, Yüce Rabbimizin kelamı, Kur'an-ı Kerim ve özellikle Cebrail tarafından Peygamberimize getirilen Allah'ın kelamından bahsedeceğiz. Bu hususta bizler elbette ki Kur'an'ın içinde geçen ayetlerin bahsettiği konuları tek tek anlatmaya zamanımız yetmeyecektir. Kur'an'ımızın bazı özelliklerinden, bazı güzelliklerinden bahsetmekle yetineceğiz. Bildiğiniz gibi en son gelen kitap Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in gelişiyle birlikte bütün kitapların hükmü kalkmıştır. Allah tarafından gönderilen bütün şeriatların hükmü kalkmıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün hakikatleri kuşatıcı ve kıyamete kadar hükmü baki bir kitap ve bizim de dünyevi ve uhrevi saadetimizin kılavuzudur. Cebrail tarafından Peygamber Efendimize gönderilen Kur'an-ı Kerim 23 yılda peyderpey Peygamber Efendimiz'e Allah'ın emriyle aktarılmıştır. Cebrail sadece arada bir elçilik görevini yapmıştır. Peygamber Efendimiz de Allah'ın kullarıyla Allah arasında elçilik görevini yerine getirmiştir. Allah böyle murad etmiştir. Değerli kardeşlerimiz, Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim bizim için, Allah'ın kulları için ayrıcalıklı bir öneme sahiptir. Bizler özellikle Kur'an-ı Kerim dünyevi ve uhrevi saadetimizin, hayat programımızın ölçülerini içinde bulundurduğu için biz Müslümanlar için farklı bir önem arz etmektedir. Peygamber Efendimiz'e peygamberlik verildiği zaman ilk inen ayet seni yaratan Rabbinin adıyla oku ayetiydi. Ve tabii ki Kur'an-ı Kerim şekil itibarıyla 114 sure 6666 ayetten ibaret olup 23 yılda inmiştir. Bu kitabımızdaki ilahi beyanların birdenbire gelmeyip 23 yılda inmesinin hikmetini de en güzel Yüce Rabbimiz bilmektedir. Kur'an bir hayat kitabı olması hasebiyle hayatın süreç itibarıyla değişik aşamalarına hitap eden bir plan dahilinde, bir program dahilinde 13 yıl Mekke'de, 10 yıl da Medine'de nazil olmuştur. Ve en son Peygamber Efendimiz Veda Hacı'yla Kur'an'ın inen hakikatleriyle İslam dininin kemale erdiğini ümmete, sahabelere ifade ederek onların şahsında bizlere de ifade etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in birçok özelliği ve güzelliğini sayarsak, o dönemde inen Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar gelecek bütün insanlığın ihtiyacını karşılayan kutsal hakikatlerle doludur.
Kullarını yaratan Yüce Rabbimiz kulların fıtratını en iyi bilen ve fıtratı için ihtiyacı olan temel hakikatleri Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. Değerli kardeşlerimiz, Kur'an-ı Kerim'de yaratılışımız ve bunun yerinde yer ve gök ve yıldızların yaratılışı bunlardan bahis. Ayrıca ruhlar alemindeki durum, anne rahmindeki durumumuz, dünya hayatındaki yaşamımız, bunun yanında kıyametten, kabir aleminden, kıyametten, mahşer gününden, cennetten, cehennemden bahsetmiş, geceden, gündüzden, sulardan, bitkilerden, hayvanlardan, kısacası yerde ve gökte ne varsa onların içerisinde en önemli olanlardan bahseden Yüce Rabbimiz, peygamberlerin, geçmiş kavimlerin, geçmiş toplulukların hayatlarından, kıssalarından, hak ve batıl mücadelesinden, başta Hazreti Adem babamız olmak üzere Hazreti Havva annemiz, onların cennete konuluşu ve dünyaya gönderilişi, Habil ve Kabil'den, Hazreti Habil'den bahsetmiştir. Dolayısıyla bahsedilen konular geçmişe has konular değildir. Bahsedilen konular her dönemde okunmaya ihtiyacımızın olduğu, insanlığın ihtiyacının olduğu konular ve aynı zamanda her dönemdeki insanların da mutlaka yaşamında karşılığı olan ilahi hakikatlerin olduğu konulardır. Tabii Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi diziliş itibarıyla Fatiha suresiyle başlar ve Nas suresiyle biter. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilişi Hazreti Ebubekir döneminde gerçekleşmiştir. Hazreti Osman döneminde de çoğaltılarak o dönemde fethedilen İslami beldelerin önemli merkezlerine, şehirlerine, yani Bağdat'a, Şam'a, Kahire ve benzeri İslam ülkesinin belli başlı merkezleri, tabii Mekke, Medine başta buna dahil olmak üzere, Kur'an-ı Kerim ilk kez Hazreti Osman döneminde çoğaltılmıştır. Ve Peygamber Efendimiz'den sonra 4 halife döneminde ve ondan sonra günümüze kadar ve kıyamete kadar Müslümanların, müminlerin baş ucu eseri, kaynağı olmuştur. Aynı zamanda iman etmeyen insanların da üzerinde çokça çalışma yaptığı, araştırma yaptığı, hatta müsteşriklerden, masonlardan bazıları İslam'a karşı savaş açıp Müslümanlar arasında nifak tokumu ekmek amacıyla gerektiğinde Kur'an'ı ezberlemeye kadar gitmişlerdir. Kur'an'ın tabii ki değerli kardeşlerimiz birçok güzel yönleri dedik ya, her yönüyle güzel bir kitap olması hasebiyle bütün semavi dinleri bünyesinde kapsaması, beşerin hidayet kılavuzu, dost doğru yolu beyan eden, hayatın mükemmel kaidelerini içinde bulunduran ve kolay ezberlenebilen, bir de ibadetlerimizin de ortak dilidir. Yani bizler ibadetlerimizi Arapça olarak yapmaktayız ve ibadetlerimizin de ortak dili olarak bizzat Yüce Rabbimizin de beyan ettiği gibi Arapça olarak indirilen, Arapça diliyle indirilen bir Kur'an-ı Kerim'imizin olduğunu bilmemizde fayda vardır. Yani ibadetlerimizi yaparken kendi dillerimizle sureleri okumamız makbul değildir. O açıdan İslam aleminde Müslümanların en çok önemsediği hususlardan biri, özellikle Osmanlılar döneminde devlet yöneticileri başta Arapça olmak üzere, ki Arapça ilim diliydi,
Farsça ve Osmanlıca, bunun dışında da diğer dünya dillerinden ihtiyaç olan dilleri öğrenmişlerdi. Yalnız Arapça temel bir ilim dili olması hasebiyle özellikle ilim merkezleri Arapçanın en iyi şekilde öğretilmesi hususunda altyapılar hazırlanmıştı. Bunun için en güzel eğitimin verildiği medreselerde Kur'an ilimleri, Kur'an'ın öğretimi, Arapçanın öğretimi güzel bir şekilde verilmeye çalışılmıştır. Değerli kardeşlerimiz, Kur'an-ı Kerim'in bizim dünya ve ahiret hayatımızın güzelliklerinde özellikle varlıkların tevhid akidesine göre uyum içinde olmasının muhteşem prensipleri vardır. İnsanların kendi aralarındaki yaşam kaideleri, Müslümanlarla iman etmeyenler, müşrikler, kafirler, münafıklar, fasıklar arasındaki irtibata kadar, Müslümanların akrabalarıyla, komşularıyla olan irtibatlar, aile fertleriyle olan irtibatlar, bunun yanında Müslümanların komşularıyla olan irtibatları ve özellikle Müslümanların devlet yönetim ve idaresi ile ilgili haklar ve hukuklar Kur'an'dan temel alınarak anayasa hazırlanmakta ve şeriat kuralları dediğimiz kuralların, kaidelerin temel kaynağı, birinci temel kaynağı Kur'an, ikincisi de Peygamber Efendimizin sünneti dir. Bu açıdan değerli kardeşlerimiz, Kur'an'ın öğretimi bu yönüyle de ayrı bir önem arz etmektedir. Değerli kardeşlerimiz, Kur'an bize hemen hemen ihtiyacımız olan her temel noktada haberdar kılmakta ve rehber, kılavuz olarak bizim istifademize Rabbimiz tarafından sunulmuştur. Özellikle Cenab-ı Allah Kur'an'ın büyüklüğü ve önemine binaen insanların da özellikle iman etmeyenlerin tutum ve davranışlarından dolayı insanlığa zarar verecek duruma gelmesinden dolayı Kur'an ile ilgili, Kur'an'ı koruma ile ilgili bizzat Yüce Kitabımızda onu biz indirdik, biz koruyacağız diye bir ilahi beyanı vardır. Dolayısıyla Cenab-ı Allah Kur'an'ın muhafazasını bizzat kendisi üstlenmiştir. Bu da insanların yarattığı kullarına verdiği değerin ayrı bir nişanesidir, ayrı bir işaretidir. Çünkü Kur'an Allah'ın kullarının dünya ve ahiret saadetinin temel kriterlerini barındırmaktadır. Biliyorsunuz İncil tahrif edildi, Tevrat tahrif edildi, Zebur tahrif edildi. Cenab-ı Allah Kur'an'ın tahrif edilmesine müsaade etmeyeceği gibi zaman ilerledikçe, şartlar değiştikçe Kur'an'ın muhteşemliği ve mükemmelliği şüphe götürmez bir değerdedir. Bu açıdan bazı insanlar belki Kur'an'ı bir tıp kitabı, belki bir astronomi kitabı, bir coğrafya kitabı, bir tarih kitabı gibi veya Kur'an'ı içtimai hayatın, salt içtimai hayatın kriterleri şeklinde görmek istiyorlarsa bunlar bu noktada yanılıyorlar. Kur'an bütün bu saydıklarımızın temel unsurları, temel kriterleri, temel hakikatlerini içinde barındırmaktadır. Kur'an bir sinekten bahseder, sineğin yaratılışının mükemmelliğinden dolayı, ama Kur'an bir uçaktan bahsetme gereğini duymaz. Çünkü Kur'an yıllar ilerledikçe yeni icatların, yeni buluşların kitabı değildir sadece, ama o buluşların, o icatların yapılması noktasında tefekküre sevk
sevk ediyor. Düşünmeye, araştırmaya, incelemeye sevk ediyor. Çünkü Yüce Rabbimiz ayet-i kerimelerde hiç akletmiyor musunuz, hiç düşünmüyor musunuz, ibret almıyor musunuz diye birçok noktada bizim düşünmemizi, daha doğrusu hakikatlere karşı meraklanmamızı istiyor Yüce Rabbimiz. Hayırlı ve sağlıklı bir tefekkür içerisinde olmamızı gene Kur'an-ı Kerim'de belirtmektedir değerli kardeşlerimiz. Ve Kur'an-ı Kerim gelmiş geçmiş olan bütün kitaplar içerisinde en büyük mucizedir. Ezberlenmesinin kolaylığından tutun, kendisine uyulduğu zaman hayatın standartları ve kalitesinin mükemmelliği ve uyulduğu takdirde kurulan devletlerin de insanları barış ve huzur içinde idare etmesi, aynı zamanda insanlar arasında kardeşliğin, iyilikte yarışın, dünya ve ahiret saadetinin teminatı olduğu için apayrı bir özelliği ve güzelliği vardır. Bundan dolayıdır ki Müslüman aileler öncelikle evlatlarına bu yüce kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesini birinci vazife ve olmazsa olmaz farzlardan bilirler. Allah'ın gönderdiği kitabı orijinal haliyle öğrenmek kadar muhteşem bir hatıra yoktur değerli kardeşlerimiz. O açıdan biz Müslümanlar özellikle bu konuda Yüce Rabbimizin beyanlarını önemsiyoruz ve Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinde Kur'an'ın öğretiminin önemine değinilmektedir. Ahlakı Kur'an olduğu için Resulullah Efendimiz de sizin en hayırlınız Kur'an öğrenen ve öğreteninizdir. Bu açıdan bilinçli Müslümanlar kendi evlatlarına öncelikle Rabbini tanıtır, Rabbinin adını zikrettirir, peygamberini tanıtır, onun adını zikrettirir ve okuma aşamasına geldiği zaman öğreteceği ilk kaynak kitap Kur'an-ı Kerim. Ki bizler şahit olmuşuz, annelerimiz, babalarımız, ailelerimiz ilk önce elimize bir elif ba cüzünü vermiştir. Bizi eğer annemiz babamız biliyorsa kendileri öğretmişlerdir, bilmiyorlarsa da bizi mutlaka bir hocaya göndermişlerdir. Benim babam çocukken babamız vefat etmişti. Annem öğretim için hatta bir hocaya çocuklarıma Kur'an'ı öğretirseniz şu ineğimi size ücret mukabilinde vereceğim diye şu anda 50'li yılları aşmış bir yaşamımız var. 50 yıl önce veya 55 yıl önce annemizin 45 yıl önce daha doğrusu annemizin bu duyarlılığı Müslüman ailelerin Kur'an'a verdiği önemin bir örneğidir. Yani birçok Müslüman ailelerimizde bu hassasiyet, bu duyarlılık vardır. Çünkü sahibinin kitabını tanıtmamak, hakikatten evladını bilerek veya bilmeyerek mahrum bırakmaktır. Bu da ağır bir vebal barındırır. Bundan özellikle Müslümanlar kaçınırlar. Çünkü Cenab-ı Allah'ın nimetlerine sadakatın gereğidir. Eğer evlatlar Allah'ın nimeti ise Allah'ın verdiği nimete, Allah'ın gönderdiği hakikati öğretmek kadar doğru bir şey yoktur. Bunu yapmamak istismardır. Bunu yapmamak ihmaldır. İstismar sadece başkaları tarafından yapılmıyor. Yabancılar tarafından yapılmıyor. Bir anne, bir baba evladına hakikati öğretmiyorsa, hakikatin kaynağını öğretmiyorsa, hakkı batılı, doğruyu yanlışı, helali haramı, iyi kötüyü, edep ve adabı evladına öğretmiyorsa, ki Kur'an-ı Kerim bunların ana kaynağıdır. O evladını bilerek veya bilmeyerek de olsa istismar ediyor kardeşlerim. Netice itibarıyla bilerek de bilmeyerek de olsa bu bir cehalettir. Rabbim bizi bu cehaletten muhafaza etsin. Evet, Kur'an-ı Kerim iyiliği emreder, kötülükten sakındırır ve hidayet ve rahmet kaynağıdır. Kur'an'ı okumayan ev,
okunmayan, Kur'an'ın okunmadığı evde huzursuzluk hakimdir. Kur'an'ın okunduğu ve hakikatlerin öğretildiği evde huzur ve mutluluk üst düzeydedir değerli kardeşlerimiz. Kur'an'a karşı bizim birçok görevlerimiz vardır. Bu saydıklarımızla beraber Kur'an'a abdest alarak ve hürmeten anlayarak okuma çabasını gösteriyoruz. Öncelikle ibadetlerimizi sağlıklı yapmak için kısa süreler başta olmak üzere ayetleri ezberleyerek Kur'an'ımızı öğrenme sorumluluğumuz vardır. Değerli kardeşlerimiz, Kur'an-ı Kerim'imizin başında olan Fatiha-i Şerif'i anlamını mutlaka öğrenmeliyiz. Ben mealen bildiğim kadarıyla tekrar etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. O Rahmandır ve Rahim'dir. Din gününün sahibidir. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İhdinas sıratal müstakim. Ya Rabbim bizleri doğru yola ilet diye Kur'an-ı Kerim'imizin bu ayetinde Rabbimizden bizi doğru yola iletmesini istiyoruz. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Onların yolu ki kendisine nimet verdiklerinin yoluna, gadaba uğrayanların yoluna değil diye biz her namazımızda Fatiha-i Şerifimizin bu kısmını okuyarak başlıyoruz. Bunu ne kadar Arapçasını ve mealini, tefsirini bilerek okursak namazımızı huşu içinde kılmamıza da ciddi bir katkı sağlayacağına şüphe yoktur. Diğer bir ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefi husr illellezine amenu ve amilu salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadır. İllellezine amenu, ancak iman edenler ve amilu salihati, salih amel işleyenler ve tevasav bil hakkı, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve tevasav bis sabri, birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. İşte bu güzel ifadelerde de görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim bir hayat kaynağıdır. Dost doğru yolu öğreten bir kitaptır. Sadece Arapça okunmakla yetinmemeliyiz. Elbette ki onun da ayrı bir sevabı vardır. Yalnız hayatımızın kılavuzu olduğu için biz mutlaka Kur'an-ı Kerim'imizin anlamını da öğrenerek, tefsirlerde Kur'an-ı Kerim'imizin açıklamalarını da alimlerimizin izahatlarından dinleyerek Kur'an'a layık bir nesil olalım inşallah. Evlatlarımıza da Kur'an'ı öğretelim ki evlatlarımız başka kaynaklardan, başka kılavuzların peşine düşerek gaflete düşmesinler. Dünyevi ve uhrevi hayatları hüsranla sonuçlanmasın. Cenab-ı Allah Kur'an ahlakıyla ahlaklananlardan eylesin. Cenab-ı Allah Kur'an'ı son nefesimize kadar bizimle birlikte o hakikate tabi olanlardan bizleri eylesin. Değerli kardeşlerimiz, bu haftaki programımızda da biz ancak kısmen de olsa Kur'an-ı Kerim'imizin güzelliklerinden bahsettik ve mutlaka evlatlarımıza birinci vazife olarak o yüce kelamı öğretme mesuliyetimizi yerine getirelim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.